bizde öyle pek şey yapılmıyor. Yani şey diyorlar ya hocam. Hayır, bizde o yöntemi kullanamazsınız aynen. Niye? Efendim, Türk tarihçisi kendi yöntemini kendi bulmak zorundadır. Bir kere bak sana söyleyeyim. Bir kere bu memlekette mektup yoktur. Evet. Bu memlekette hatırat yoktur. Doğru. Yazılan hatıratta yalandır. Kasten yalan yazılmıştır. Yani bütün iddiatçı liderlerin hatıratı yalandır. Hiçbir hatırat %100 doğru değildir ama en hafif bir samimiyet yoktur. Yani düpedüz saptırmak içindir. Ondan evvel hatırat yoktur. Yoksa Said Paşa iddiatçı değildir. Her şey yalandır yani. Böyle de bir şeydir o. Vesika seçimi bile kasıtlıdır. Doğru değildir o. Yani kendinden emin bir devlet adamının hatıratı değildir o. Ondan sonra pek yalan değildir de taraflı yani kendini temize çıkartacak için. Şey. Evet, çok tabii. Kötü bir şey. Ne demek yani? Neyini kurtarıyorsun? 7 kere sadrazam ben mi oldum yani Abdülhamit'e? Nereden kurtarıyorsun kendini? Ondan sonra şey yoktur mesela. Hakikaten nüfus kayıtlarımız iyi değil. Olanları da yakıveriyorlar memleketin birinde şeyi ya gidiyor. Şimdi ama peki burada hatırat yani şey yok mu? Tarih yazacak kayıt yok mu? Vardır. Düşünür bulursun. Mesela buluyor insanlar. Kimde var mesela o kadar düzgün bina kayıtları 16. asırdan? Çıkarttılar. Birisi söyledi veya kendi buldu rahmetli Ömer Lütfi. O zeki bir adamdı biliyorsunuz. Çok üstüne saldırdı, çıkardı. Sonra mesela bizim sarayın kayıtları Topkapı'nın. Yani size rahat söyleyebilirim yani Versailles ve Louvre'da o kadar teferruatlı kayıt yok. Yani her tarihçi çevre kendi kaydını çıkarır. Onun için böyle üniversal metodolojik direktifler yoktur. Rusya'da yoktur mesela Batı Avrupa'nın kayıtları. Vaftiz defteri falan diyorlar. Doğru. Rusya'da yok vaftiz defteri. Onun için yani yok. Çünkü bir sürü papazlar köylerde okuma yazma bilmezdi fukaralar. Yani öyle ümmi papazlardı onlar. Söylemle, şeyle, bak ezberle. Bak ne diyorlar sana. Hoş geldin diyoruz İlber Baba. Evet. Barış Saday, Gökhan Yurtoğlu, İsa Yaylacık, Şakir Yılmaz, Erkan Karaca. Bir seyircimiz de salı günü daha biat edin de çok geziyor diyor. Salı günü geçen neredeydin? Salı neredeydin sen? Buradaydım zannediyorum. Bilmiyorum herhalde. Emin değilim galiba ama. Galiba değildim. Yok hiçbir yerde bir şeyim yoktu konferansın. Yani daha İstanbul dışında. İran'da değil miydin sen? İran salıdan salıya gelmiştik artık. Ama hocam... Şimdi çok soru geliyor sana. Bir, kardeş katli meselesini anlatsın diyorlar. Hadi anlat. Kardeş katli üniversal bir olaydır. Evrensel yani, evet. Evet, evrensel bir olaydır. Aynı şey bana da hep böyle yapıyor. Sürekli kelimeleri Türkçeleştiriyor. Şimdi üniversal latince evrenseli Türkçe zannediyor. Ya o hiç öyle zannetmiyor. Cihan Şumul oldu mu? Cihan Şumul çok kıyaklı yani. Onu Cihan Şumul bir hadisedir tamam mı? Üniversal, vakadır, hadise univers değildir. Ve evrenos yani anladın mı? Şöyle hanımefendi, kardeş katli Cihan Şumul bir hadisedir. Bir, pardon, bunu bir kim anladı? Vakadır. Hayır, vakadır. Türkçe zannediyor diye şey attı bana da onun için dedi. Evrenseli Türkçe yani onun nezdinde ilk birisi de öyle. Şimdi bir öğrencim bana dedi ki İran'da çok hazin geldi bu. İşte danışgah, danışkede falan diyorum gezerken. Yani bu kelime Farsça mı dedi. Evet dedim. E bize niye yalan söylediler diyor. Bak bu tip yalanı gençler kaldırmaz. Nasıl? Danışman evet. Lafını ha, Türkçe olduğunu Türk soruyor sana, söylüyor. Türk soruyor. Ha. Ben ona danışırım dan da diyor. Türkçe ha. Öyle bir şey olmaz. Yani bu kelime kural Fars. Olarak tabii Farsçadır yani. Bunlar evet, alınır, katli. Ayıp değildir. Fakat kalkıp da elin kelimesini Türkçe diye bize yutturmasın kimse, öyle bir şey yok. Kardeş katli dediğim gibi evrensel peki bir olaydır. Yaygındır. Yani hükümdar olan insanlar, hükümdar namzeti olan kimseler öbür kardeşlere benzemezler. Yani senin kardeşini sevmene benzemez. Hiç böyle bir şey yoktur. Bu bir talih meselesidir. Ve işte bizim ya devlet başa ya kuzgun leşe tabirinin biliyorsunuz Latincesi aut Caesar aut nihil. Ya Sezar'ım ya da hiçbir şeyin. Yani gidersin çünkü.
bu ne zaman oturmuştur? Bu insanlığın son birkaç asrında oluşmuştur. Birincisi veraset kuralları çok iyi tespit edilmiştir. Bu 13. Louis Fransız'ı falandır, o kadar geçtir. Ve onun tabii o kuralların bile, iyi tespit edilen kuralların işlemesi bile doğrudan doğruya, doğrudan doğruya şartlar dolayısıyladır. Çok iyi aydınlatılmış bir sosyolojik vaka değildir ama zannımca onu şuna bağlıyorum. Tahtın etrafında başka kuvvet noktaları, odakları teşekkül ediyor. Tüccarlar olabilir. Yerleşmiş bir kilise vardı zaten. Yerleşmiş bir aristokrasi vardır. Ve artık merkezileşmiş bir noblesse de robe denen bir hizmet aristokrasisi, bürokrasisi vardır. Bunlar tayin ederler artık. Bir nevi kuvvetler ayrımı ortaya çıkar. Ve bunlar bir şekilde veraseti ve prenslerin hayatını teminat altında tutarlar. Yani hükümdar da arkasında bıraktığı şey taht kaos konusu olmaz, vuruşma konusu olmaz. Belirli kurallarla işleyebilir. Veraset sistemi değişiktir. Biliyorsun Avrupa'da kadınların verasetini tanıyan ülkeler vardır. Rusya. Ondan sonra tabii Avusturya, ama Avusturya Almanya değil. Ve İngiltere. Buna karşılık Fransa ve bir sürü Alman dükalıkları tanımaz kadın verasetini. Ki onlar da bayağı geç tanıştı kadınlar. Salisyen tanımadı efendim, nereden tanıdı? Hayır, şimdi İngiltere bak mesela, ne oluyor? Çok geç tanıdı. Yok ama oturdu ona. İngiltere erken tanıdı. Avusturya geç tanıdı. Avusturya'da da var. Şimdi bak ne oluyor ama. Şimdi bu Marie Therese ne oluyor? Avusturya Grand Duşesi oluyor Habsburglar adına. Kardeşi mardeşi yok. Ama kadın bir de Habsburglar olarak Alman tacını veriyorlar ya, bunlara imparatorluk tacını alışmışlar, öyle kurulmuş o iş. Holy Roman Empire. Holy Roman, ne Holy ne Roman, işte Emperor. Yani kutsal Roma Cermen İmparatorluğu demek istiyorlar. Kutsal demek istiyor. Dahası var onun. Holy Roman Empire of German Nation'dır onun adı. Alman milletinin kutsal Roma tacıdır. Rudolf değil mi ya? Evet, Voltaire'in dediği gibi ne kutsaldır ne Roma, bir alay Almandır der oraya. Şimdi bunlar buna veriyor. Verince bu tacı diyorlar ki iyi de kadından olmaz imparator. O zaman ne yapıyorlar? Bunun kocasını imparator ilan ediyorlar. Karl von Lothringen yahut Charles Lorraine dediklerini. Lorraine dükası olan kocayı. O koca imparator olunca bu da onun imparator içesi olarak şey yok yani. Römische Kaiser'in imzalar gidiyor şeyler falan. Yani bu bir ilginç olaydır. Dolayısıyla bizim Tanzimat'ta bu işi halletmemiz aslında geç olsa da çok geç değildir. Nedendir o da? Artık bürokrasi oturmuştur, bir müessese haline gelmiştir. Bu gibi şeyi, veraset sistemini teminat altına alabilmektedir. Tabii ki ilk aşama birinci Ahmet'tir. Dikkat ederseniz 17. asırda çok az şeyin, şehzadenin kellesi gitti. Yani o kadar yaygın değildir o. 18'de hemen hemen yoktur. Yok. 19'da kazadır yani, suikasttır. 4. Mustafa'nın yaptığı iş suikasttır. Hem kuzeni 3. Selim'i götürdü, hem de kardeşini götürmeye niyetlendi 2. Mahmud'u, muvaffak olamadı. O tam bir rezalettir, kazadır. Bunun da cezasını çekecektir sonra. Yani o çok açık bir şeydir. Ama bizim bildiğimiz bu yani sistemsizlikten dolayı kardeş katli, Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 16. asrın sonunda bitmiş artık, öyle görünüyor. Yani ondan sonrası her milletin o tarihlerde görünen bir tarzı. Hatta daha vahşi. Salı günü İzmir'deymişsin, salon dolup taşıyormuş. Evet, onu diyor. Acaba diyorlar biz İlber Hoca'yı değil de dublörünü mü seyrettik İstanbul'da sanıyorlar. Ama memnun oldum yani. İzmirliler çok seviyor konferansı, ben de onları seviyorum. Peki efendim, kardeş katli. Bu günah değil mi diyorlar İstanbul'da? Hayır, niye değil? Hiç değil. Nizam-ı alem için ekser ulema dahi tecviz etmiştir diyor. İki prens, iki şehzade birbirini götürmez ise
millet birbirini götürüyor. Yani hiç şakası yok. Bir daha söyler misin? Hep geliyor bu soru çünkü. Evet. Tekrar söyler misin şunu? Yani din açısından mütalaa ediyorsanız müsterih olun. Ekser ulema nizam-ı alem için karındaşın katli vaciptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Çünkü millet birbirine girecek. Efendim çok insani yumuşak huyla şey yapıyorsanız onu söyleyeyim size. Hükümdarın kardeşi tövbe estağfurullah sizin kardeşinize benzemez. Yani millet birbirini götürmek zorunda. Götürmek. Ha şöyle bir şey var tabii hanedanımızda. Erkek kardeşine veremediği şefkat ve sevgiyi padişahlar kız kardeşlerine fazlasıyla vermişler. Evet. Ve bayağı şımarık sultanlarımız vardır yani. Mihrimah mesela ne kadar güçlü. Mihrimah öyledir, şey öyledir, Kaya Sultan Beyhan öyledir. Esma Sultan yani. Esma Sultan, geçirmiş. Evet. Hiç kural da tanımıyor bazıları yani o kadar şımarık kadınlar ki. Ve o çok tuhaf bir şey. Prenseslerin yani emperyal prenseslerin düzene girmesi de Tanzimat'tan sonra oluyor. Bir denge geliyor yani. Çok ilginç bir şey o. Tabii şey. Yalnız o da şey var. Bir ara da çığırından çıkartıyorlar. Abdülmecit Han. Mecit zamanında şeyde masraflar. Bizim prenseslerin masrafları çığırından çıkartıyor işi. Çok kalabalık zaten. O kadar çok değil. Bence o çığırından çıkan hesaplar da o kadar anormal. Ama şöyle mukayese kabul edilmez büyük devletlerinkiyle. 10 bin kuruşluk alışveriş yapıyorlar. Bin kuruş peşinat veriyorlar. 25 bin kuruşluk senet imzalıyorlar. Senet imzalıyorlar. İşte böyle bir kazık görünmez. Yani 25 bin kuruşluk tahsisatı herkesin vardır. Habsburglarda, Romanovlarda fazlasıyla bizde olmaz. Biz de hanedan fakirdir. Biz fakiriz. Hanedan fakir. Biz askerliğe para yatırmak zorunda olan bir memleketiz. Hala. Evet, hala da yatırıcıyız. Ne olacak yani? Başka bir çıkar yolu var mı bunun? Yok. Demiş şey yok. Yok. Tabii hocam şeyi de yani kardeş katlinin en önemli sebebi bir türlü bizim devlet başkanı seçiminde bir sistem kuramayışımız. Kuramazsın. Onun mizahına yani, bakacaksın evet. Ama yani aptal mı bu adamlar kuramıyor? Niye kuramıyor? İşte kurdukları zaman da daha kötü oluyor. Hayır şimşirlik. Çünkü onu sağlayacak mekanizma yok. Bak şimdi korkunç İvan deli gibi büyüdü. Delidir. Evet. Her an küçüklüğünden beri cellat bekledi. Dördüncü İvan. Evet. Ondan sonra Boris Godunov onun oğlunu katletti falan. Şey, Rürikler'in sonra... son şeyini. Sonra geldi Romanovlar. Yani düzen mi geldi? İki yok. Tane çar var ortada. Büyük Petro, sonraki Büyük Petro ve kardeşi Katerina. İvan gene. Efendime söyleyeyim. Bunlar cellat bekliyor ikisi de. Ablaları naibe. Kim bilir kimi nasıl yiyecek. O iş bitiyor. Ondan sonra ne oldu? Yelizaveta devrinde yeğen getirildi. Üçüncü Petro. Karı olarak da ona Katerina getirildi. İkinci Katerina. Anhalt Sers Prensesi. O Avrupalı kadın. Evet, orada efendime söylemeye işte. Yanımıza okudu diyor. Bahir anlaştı heriflerle saray darbesiyle gitti adam. Ve o zamanki resmi tebliğin adı hemoroidden ölmüş. Hatta söylerler ki Voltaire'in daveti reddediş nedeni efendim çok severiz ama siz de hemoroidden ölünüyormuş diyor. Öyle mi demiş? Evet. Yani bu rivayettir. Böyle bir mektup yok ama söylemiştir bunu. İlber şey ölüm dedin de bir şey hocamızdan yani bu gecenin mesajı. Serpil Hanım. Seni öldü biliyorlarmış. Beni? Evet. Televizyonlarda. Sen tabii hasta dersen hayır. O da öldü biliyor. Senin televizyondaki programları da eski program zannediyormuş. Her seferinde sana rahmet okuyormuş. Şimdi gördüğünde çok sevinmiş. Ama öyle tekrarlıyorlar programı. Ömrünü ömür kattın. Tekrarlıyorlar kardeşim nedir o yani. Başka şey yok. Öldürüyorum. Ömrünü ömür kattın. Bir başka soru. Ay ay ne. Allah uzun ömür versin. Ona da men eder. Fazla da oturma değmez. Türklük ırk mı köken mi? Yalnız, Türklük ırk mı köken mi? Türklük bir ırktır. Irk dediğin şeyin yani fizik tarifi çok zordur. Kendine göre her ırkın bir özellikleri vardır. Ama Türklük konuşulan dil dolayısıyla çok bariz bir ayrımdır. Yani komşularımız çok uzak.
Yani o Japonca, Mançu, Kore dili, Fince, Macarca çok uzak aile ama ne Macarca aile? Macarca neydi? Yani? Bende bir elma var. Jeben ben ek alma ban. ama yani bazı şeyler çok benziyor. Macarca'daki, Türkçe'deki Macarca kelimeler iki kategori. Yani bir tanesi çok eski devirlerimizden şator gibi, bator gibi, cesur. İşte efendime söyleyeyim kiçke, küçük falan böyle bunlar or, orşak, orda falan. İkinci de tabii Osmanlı devrinde aldığımız varoş gibi kelimeler, banliyö demek. O yüzden de Maraş yaptık varoşayı. Sanki şeymiş, Rumca kelimeymiş gibi lazımsız işler bunlar, gereksiz. Ondan sonra Magos Hanım'la... Şu anda daha kötüsü yapılıyor. Nedir o? Yani mesela çok güzel sokak isimlerini 2-3 senede bir bizim sokakta da oldu. Dilber de yazıyor ya Abdülezel Paşa'nın ismini. Abdülezel Paşa'nın ismini değiştirdiler. Ne ayıp değil mi? Çok ayıp. Hocam o yazdığınız bir kısmını kurtardınız sonra tekrar eski haline döndü galiba. Döndürün ne olacak? İnat ediyor. Orada oturanlar o sokakla ilgileri yok ki. Evet. Gelmiş oturuyor şimdi söylesen ayıp olacak. Bir insan her yere gelip oturabilir ama sahip çıkar. Yani 2. Cihan Harbi'nde bir sürü insan kaçtı Almanya'dan, geldiler Paris'e. Paris'i Parislilerden çok sevip benimseyip yazdılar. Yani Paris şehri birçok tetkikleri mülteci Almanlara borçludur. Ayrıca şey hikayesi de yalan. Böyle acayip bir rezistans vardı, inanılmaz büyük bir yeraltı hareketi vardı. Nerede? Falan. Paris'te. Yok. Niye yok? Bir kere Stalin talimat verdi. Çok az. Biz burada Ribbentrop'la anlaşma yaptık, oturun yerinizde dedi. Sonra 41'de saldırınca Almanlar hadi çarpışın dedi. Fransız Komünist Partisi'nin rezistansı o. Ayıp değil ama doğruyu yazsınlar. Yani görüşüne göre. Bir soru. De Gaulle çok büyük bir adamdır, çılgındır. De Gaulle'ün arkadaşlarının hepsi teslim oldular Versailles'de. En başta biliyoruz Marshal Petain yani büyük bir asker. Bu herif biz teslim olmayız Fransızız dedi gitti. Bu büyük bir adam yani hiç. Yalnız Fransızlar şimdi şunu söylüyorlar. Petain Vichy hükümetini kurmasaydı Gestapo Fransa'nın canını okurdu diyorlar. Okurdu diyor. Yalnız bir şey söylemek lazım. Söylüyorlar. Bunlar Apolonya'ya giriyor bu Almanlar. Küstahlık ve gaddarlık zirvede. Bilmem nereye giriyor aynı şey. Fransa'ya girince bir hoşrafın yağı kesildi bunlarda argo tabiriyle. Fransızca konuşmaya çalışıyorlar. Mutfak hoşlarına gidiyor bilmem ne. Çünkü Alman'ın Fransız'a karşı kültürel bakımdan bir aşağılık kompleksi vardır. Ve bunlar tabii müşterek tarihin bilincindedir. Hepsi Şarlman'ın torunlarıdır. Yani o odur. Aachen Şarlman İmparatorluğu'nun başkentiydi. Aix-la-Chapelle derlerdi. Böyle motifler de var. İkincisi Fransızlar İngiliz düşmanıdır. Ortak düşman. Senin işte, düşmanın benim de. İşte ve bunlar Avrupa Birliği'nin her zaman kafalarında yaşatırlar. Kim yaparsa yapsın bayılırlar. Keşke getirseydim. Bir afiş var mesela Vichy Fransa'sında. Bir Alman askeri var böyle kanlı bir yüz böyle. Valhalla yiğitleri gibi çizilmiş. Üstünde yazıyor. Ils donnent leur sang diyor, kanlarını veriyorlar diyor. Donnez votre travail pour sauver l'Europe, ver çalışmanız diyor. Siz de arz edin, verin. Avrupa'yı kurtarmak için. Neden? Bolşevizmden. Bu Bolşevizm dediğin Alman icadı sayılır ama Slavlar yapınca tukaka oluyor. Yani böyle bir ırk ayrımı şeysi var tabii. O bu Rusya ki ne kadar Almandır değil mi? Bütün hükümdarları Alman, alimleri Alman, askeri sistemi Alman. Yani bunu tabii kabul edemiyorlar. Ve Almanları seviyoruzlar. Bizim gibi ülkede öyle bir şey olsa biz gördüğümüz yerde boğardık adam. Tarih boyunca müttefik olduğumuz İngiltere, Kırım Savaşı'nda öldüler bizim için. Birinci Cihan Harbi'ni unutamadı bizim millet, unutmaz. Yani işte hep İngiliz üzerine 40 tane laf değil mi? Böyle bir şey. Seyircilerimiz soruyorlar şu anda Türkiye kiminle oynuyor, ne maçı var?
Aha, ah bakalım göreceğiz. Ne sormayın, şimdi gol atarlar. Uğursuz gelir düşünün. Kimle oynuyorlar? Madrid'de oynuyorlar. Bak, herhalde İsviçre'yle oynamıyor. Siz gelmeden önce İlber'in maçla alakası yoktur. Futbolun feyzini bilmez. Şoförü söylemiştir. Yok canım, havaalanına bindim orada söylüyorlardı. Ha tabii. Seyretmeyin, çekilin karşısından. Uğursuz gelir. Hocam dedim ki ben... İlber hocam kaç kişiyle oynadı futbolu? Şimdi şey, bunu böyle yeneceğiz ve gideceğiz. Yoksa çok tehlikeli oluyor. Yenilirsek öbür kümenin birincisiyle bu sefer karşılaşırız. İkincisiyle pardon. Hocam ben dedim ki İlber hocam ciddi bir entelektüeldir. Futboldan sizden fazla anlar dedim. Senin gibi cahil değildir futbol dedim. Futbol kaç kişiyle oynanır? Futbol 11'er. Ama ekseriyetle 9 olur. Kaleci bize. Dahil mi hariç mi? Aa, 11'dir. 11, 12 olmaz. 13 de olmaz. Ya boşuna 11. ısrar et İlber hocanın entelektüel seviyesi senden üstüne. Havaalanında bu endüstriyeldir. Bu topun peşinde bak. Koşarsın. Endüstri. İlk defa İngiltere ucuz bir spor bulmuştur. Evet. Yani çok önemli. Kriket, polo pahalı bunlar. Polo ne biliyor musun? Söyle. Sorayım. Polo nedir? Söyle. Dur. Söylemeyeyim mi? Söyle. Sen biliyorsun. Biliyoruz. Bilmiyor musun polo? Vah. Peki Tacit Tevarih'te nasıl başlıyor? Cevgan Zenan'ı meydanı suhen diyor. At da oynanan diyor. Söz meydanının polocuları demek. Yani İngilizlerin polo diye aldığı Cevgan Zen. Hangi hükümdar öldü Cevgan Zen'lerden? Çok tehlikeli spor. Atla koşturuyoruz. Ben böyle. Pakistan'da izlemiştim. Ha işte oralardır. Oraya çok kötü. Yani. Kim öldü? Mesut Sultan Mesut gitti. Gazne-i Mahmud'un oğlu Sultan Mesut değil daha evvelki. Yani çok şey Cevgan Zen. Dağpane-i Amire'yi ne yaptı hoca diyorlar. Kapısı mühürlüdür. Bakalım ne zaman yerleşeceğiz artık. 2010 komitesinin parasını bekliyoruz. Dünyanın en pahalı, en ünlü, en kıymetdar Çinli eserler müzesi olacak. Yani Çin porselen. Evet. Oraya mı koyuyorsunuz? Orayı düşünüyorum Çin'i da derken. Çıksalar. Çıksalar. Ya İznik ve... Hayır İznik'e yeriniz var ona yerimiz. Porselen. O aşağıda var zaten. Çin diyorsun. Çin en kıyak. 12 bin parça. Bunların içinde Çinlileri bile kıskandıran yuanlar, minkler, mavi beyazlar ve seladonlar korkunçtur yani. Bizim şey çünkü biz yemişiz onun üstünde. Fatih muhtemelen duvara asmış ama ondan sonra yenmiş bunda. Ve şimdi biz bunu bir müze yapmak zorundayız. Size devredilmedi mi hocam orası? Hayır da anlamıyorum işi yani. Bize gideceklermiş de onlara bina yapılacakmış da maşallah yani. Nereye gitsinler ya başka yere gitsin. Kendi malınızı alamıyorsunuz yani. Evet ama işte bir bakalım artık galiba olacak. Efendim Sayın Tenzile Gülcan Özgün hoca sana bir torba kitap var yukarıda imzamanı rica ediyorlar. Olur. Buraya da mesaj atmışlar. Yukarı çıkacak. Benim odada bittikten sonra çay içeriz şey yaparız. 3'te yani. Efendim bir baş 4'te yapıyoruz tabii ki. Türkler İslam'ı cebren mi kabul ettiler? Kimler? Türkler. Ay, bizim Türkler. Evet. Hiçbir şey biz cebren kabul etmeyiz. Aklımız yapmadan hiç etmeyiz. Yenilmedik göreceğiz. Yenilmedik mi? Ya 18. yüzyılda biz kime güveneceğiz? İslam'ı. Evet 18. yüzyılda Karaçaylar yani Kafkasya'nın. Onu kastetmiyorlar. Evet. Türklerin ilk Müslüman oluşu. Kutey Bey falan İlk Müslümanı ne? Kutey Bey bizi zorla Müslüman yıkayın. Hiç yaptın var mı öyle bir şey? Ya bir Arapların bir zulümleri var ya. Ona yorumlarlar bazen. Hiçbir şey yok. O böyle uydurma o. Şimdi diyorlar ki görür görmez İslam'a hidayete erdik yani. Yok bekleyip canım. Oturuyormuşuz. Bir kısmı da diyor ki öyle bir kesmişler ki bizi değirmenlerin kanalları dön şeyleri arş şarkları. Onu ben İnsan dedim o kadar biraz değil. Bakar yani kaç litre. Mümkün değil. Talas'ta bir cenk yaptık. O cengin sonunda bile kitlevi dönüş söz konusu değil. Tabii böyle mesela Macaristan kralı Saint İstvan. Kral İstvan Hristiyan oluyor. Herkes oluyor. Herkes. Yahut Knyaz Vladimir Hristiyan oluyor. Efendim herkesi Dinyester bilmem ne sokuyor, yıkıyor, vaftiz oluyorlar sonra. Sonra yürüyorlar haçla. Krepost işte o şey. Kreşe, Kreşkiatik dedikleri haçlı yol Kiev'de.
bu gibi efsaneleri Türk tarihine adopte ediyorlar. Yani bunun alakası yok. Yani bizim İslamiyet'e alışımız ikna, takım takım, kendimize özgün yollar. Yani Türk Müslümanlığı nedir? Yeseviye. Bugün yaşıyor bu hala memleketin içinde. Ondan sonra Maturidi gibi çok emperyal bir ideoloji. Ve Maturidi'den haberi yok Orta Asya'nın, ama Bolşevizm'den değil, çoktan gitmiş. Ve ondan sonra işte böyle kendimize has tarikatlar, inançlar. Mesela Türkiye'de İslam'ın çok önemli bir parçasıdır. Türbe ziyaret edip çaput bağlamak, beğen beğen yani. Ama öyle. Sonuçta bu Greco-Roman dönemde de vardı. Efendim şey, o da universaldir. Herkese geçer. Burası imparatorluk. İmparatorluklar imparatorluklar gibi yaşar. Bunun yani şeyi yok. Türkler imparatorluk kuruyor. İmparatorluklar imparatorluk gibi yaşar. Yani tabii ki İran'la çok benzeşmelerimiz olacak. Tabii ki Bizans'la çok olacak. Bizans nereden almış onu? Yani Bizans'ın hükümdarının ünvanı bile İranlıların kullandığı ünvan. Hangisi? Basileus. Basileus. Ondan evvel Basileus denmezdi yani. Zaten Bizans'ta. Tahrir yani, defterleri Bizans'ta falan. Değil. Tahrir defterleri Nurşirevan-ı Adil tarafından daha evvel kullanmıştır Sasanilerde. Yani Bizans'ta o tip rejistrasyon sonra geçiyor. Bizde de öyle.